Konuğumuz Hande Doğan Demir. Hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz. Meclis Başkanımız Binali Yıldırım kadınlara devletten maaş ödendiği için kendilerinin evlenemediğinden şikayet eden bir yaşlı amcayla konuştuğunu söyledi. Biz o amcayı bulduk. Yani yaklaşık olarak aynı şeyleri söyleyen bir amca bulduk. Ölen kadınlara parayı vermesin, onlar da emeklilerle evlensin. Ne oldu bunda? Yanlış mı oldu? Hani kocası ölen kadınlar var ya, ona para vermesin ya. Emeklilerin üstüne koysun, oradaki kadınlar bir emekliyle evlensin. Yanlış mı oldu? Bence çok doğru. Çünkü ben emekliyim. Bahsi geçen paranın miktarı 266 lira. Ve Binali Bey, Ağustos ayında buna zam yapılacağını sevinçle açıklamıştı. Ve bu parayı almanın koşulları var. Bu koşulların başında da gerçekten muhtaç olmanız gerekiyor. Ve cinsiyet gözetmiyor. Yani erkekler de alabiliyor bu parayı. Yani efendim, aslında bu ve Binali Bey ile görüşen beyefendinin talebi şu. Muhtaç kalsınlar da evlenelim diyor. Amcamızın yokluğu tatlı bir gergoluk barındırsa da konunun maalesef sosyal devletle pek bir alakası yok. Sosyal devlet en zarif haliyle hizmetçisiz kaldıkları için amcalara kadın ayarlamaz. Bakım evi ayarlar. Ve nihayet hayvan hakları yasası değişecek galiba sevgili izleyenler. Sayın Cumhurbaşkanımız geçenlerde bu yasa hala neyi bekliyor, bunu bir an önce çıkartın dedi. En son bu konuşulduğunda kötü davranana bir şans daha verelim diyen bazı milletvekilleri olmuştu. Allah'tan onlar şu an mecliste değil. Bir tuhaflık olmadan çıkar inşallah bu yasa. Amin. Hayvan hakları yasası ne içeriyor onu biliyor musunuz? Çok iyi. Sevinmemiz çok iyi oldu az önce. Sayın Cumhurbaşkanımız bir başka konuşmasında da neden dünyada ilk 500 üniversite içinde Türkiye'deki üniversiteler bu kadar az diye de sordu. Artık seneye en az 40 üniversitemizi listede görürüz diye düşünüyoruz. Yani eğer liste Türkiye'de yapılıyorsa. Biz bu sorunun cevabını arayalım dedik. Fırsat ayağımıza geldi. Bir üniversitede rektör olan amcamız demiş ki, şimdi insan hakları diye bir şey getirdiler. Eskiden kul hakkı vardı demiş. Şimdi biz sayın rektörümüzü pek anlamadık. Çünkü bu kul hakkı hala var diye biliyoruz hocam. Yoksa sizde yok mu? İkincisi, şimdi dediğiniz insan hakları hocam 1948 tarihli. Ki zaten sayın hocamız bu kadarla kalmamış, görmüş ve arttırmış. Kadın hakkı, çocuk hakkı, hasta hakkı, iş hakkı, hatta Burak hakkı falan diye devam etmiş. Ve demiş ki hakperest bir toplum ortaya çıkıyor. Hakperest? Vallahi sayın hocam biz Yıldız Tilbe'den aşkperest biliyoruz. O sayılıyor mu? Şimdi hepiniz için ama hepimiz için yani sadece sizin değil bizim de için küresel ısınmaya dikkat çekmek için İKSV'nin bir bienalindeymişizcesine eriyen buz kütlesi sesi dinleteceğiz. Buyurun. Ve bizi evinde izleyen hiç kimsenin muhtemelen umrunda olmadı. Buradakilerin de olmadı çünkü. Zaten biz bunu ekipçe dinlerken aa ne tatlıymış, hüzünlü be. İnsana böyle şey yapıyor aslında ha diyenler oldu. Olay rakı eşliğinde yansın Antarktika AQ boyutuna gelmeden biz kapadık. Siz ama yine de sabahları tek başınıza arabalarınıza binmek yerine bir toplu taşıma falan deneyin. Geçen hafta şöyle bir şey daha olmuş. Tarım Bakanımıza bir gazeteci ülkeye etler ihalesiz mi getirildi diye sormuş. Geçtiğimiz günde sormak istemiştik aslında. Arkadaşlar. Cevap verilmeyecek bir soru da değil. Kafanızı bunlara takmayın. Bunlar çok ıvır zıvır işte. 100 bin liralık ihale. Ne olacak? Bu sizin yaptığınız gazetecilik değil, maskaralıktır. Aslında yine basit bir soru. Geldik evete hayıra. Sorunun cevabı o kadar ya. Evet ya da hayır.
İhale yaptık mı? Evet. Yaptık mı? Hayır. Bu kadar. Canımız bakanımız da 100 bin liralık alım ıvır zıvırla uğraşıyorsunuz diye çıkışıyor hanımefendiye. Hatta devamında maskaralık yapıyorsunuz diyor. Üstüne bir de böyle devletin saygınlığını yitirmeye çalışıyorsunuz demişliği var devamında. Sayın Bakanım, maskaralık bizim işimiz. O yüzden bir, demek ki bu etler ihalesiz geldi. İki, ayı gibi vergi ödüyoruz ya. Doğru kullanılıp kullanılmadığını sormayalım mı? Üç, konu devletin saygınlığı değil, sizinki. Devletin saygınlığını biz kolluyoruz, merak etmeyin. Size kalmadı o inşallah'tan. Memleket mi bakana çalışıyor, bakan mı memlekette çalışıyor belli değil. Ama anladık, et yemeyeceğiz. Okey. Biz Nefise Karatay'dan bir şov kariyeri bekliyorduk. Canan Karatay hocamız beslenme dünyasını ateşlemeye devam ediyor. Canımız hocamız yüzümüzü güldüren bir bilgiyle daha bizlerle. Genetik hastalık diye bir şey yoktur dedi. Her şey çevresel ve ailesermiş. Al bir kaya, nereye dayarsan daya diye değerlendirebileceğimiz bu durum, kalıtsal hastalıklarla ilgili kendini parçalamış yüzlerce bilim insanına ışık oldu. Hepsi işi bıraktı, Ege'ye organik tarıma yöneldi. Şaka yap. Kimse sallamıyor kadını. Sayın Cumhurbaşkanımıza üniversitelerle ilgili bir cevap da Sayıştay'dan geldi. Hayalet fakültelerimiz varmış. Evet, hayalet fakülte deyince insan düşük bütçeli korku komedisi ismi zannediyor. Böyle büyük memeli seksi kızlarla vücudu çelikten yapılmış erkeklerin oynadığı ama her ikisinin de kimseye yar olmadan murdar olduğu filmler. Ama öyle düşünmeyin, bütçe var. Öyle kadınlar ve erkekler yok. Aslında maaş alan bir takım insanlar dışında kimse yok. Öğrenci, öğretim görevlisi falan yok. 2011'den beri atıl durumda olan fakültelerde öğretim üyeleri ve idari personele ufacık bir maaş var. üniversitede fakülte hayalet olunca ilk 500'de hayal oluyor haliyle. Ve geldik zurnanın zırt dediği yere. Bu haftanın en süslü saçmalığı yine bir hocamızdan geldi. İşte o anlar. O erkek çocukların oyunlarına bakın. Kırma dökmedir hep. Kız çocukları bebekle oynar, konuşur falan. Daha o zaman başlıyor değişiklik. Toplu yer, yemek yapılan yerlerde böyle marka ustalar hep erkek. Ama mesela kadınlar evde hep yemeği kadın yapıyor diyebiliyoruz ama o ustalar hep erkekler yani. Evet. Niye öyle? Siz bir sahanda bir yemeği yapmayı öğrenirseniz bir erkek olarak o kazanda yapmanız gerektiğinde kazanın çapı işte karesi oranında, hacmi küpe oranında artıyor ya. Üç boyutlu algıdan dolayı kabaca malzemeyi ne kadar arttırmanız gerektiğini bayağı isabetli hesaplayabiliyorsunuz. Şimdi hocam, kız çocukları sadece bebekle oynamaz. Erkek çocukların sadece arabacılık oynamadığı gibi. Kız çocukları ağaca çıkar, kız çocukları koşar, boks yapar. Kız çocuklarının evde yemek yapıp erkeği beklemesi istediğiniz bir şey olabilir ama maalesef. Beyin, sinir sistemi, insan gibi kelimeleri aynı cümlede ardı ardına kurabilen birine anlatmamız gerekebileceğini hiç düşünmemiştik. Ancak deneyelim. Belli ki bir bilgisizlik var. Birkaç isimle ortalığı şenlendirmek istiyoruz. Kalabalık yerlerde yemek yapan bazı kadın şefler. 1. Didem Şenol. 2. Şemsa Denizsel. 3. Ebru Baybara Demir. 4. Aylin Yazıcıoğlu. Bir bakın bakalım bu hanımefendiler kaç kişiyi doyurmuş. Bir bakın bu kadınların hikayelerine. Ama hanımefendiler istisna derseniz bir mevlüde gidin alırlarsa ya da bir düğüne. Yöresel bir yemek festivaline gidin ve orada o kazan kazan yemekleri yapan kadınları bir görün ve aynı cümleyi tekrar edin. Sonra seyreyleyin gümbürtüyü. Aşçılık ciddi tecrübe ve bilgi gerektiren bir meslek ve hiçbir şef, aşçı cinsiyet gözetmeksizin tencereye bakarak ölçü ayarlamaz. Ama benim annem ayarlar. Tanıdığım kadınların çoğu ayarlar. Hatta bıraksak ağzımızın yayını da ayarlar. Ama işte kaçıyor bazen. Devam ediyoruz. Konuğumuz Hande Doğan Demir. Buyursunlar. Hande hoş geldin. Hoş bulduk. Televizyon kariyerinden bahsedeceğiz tabii. Ama öncesinde senin sosyoloji kariyerinden bahsetmek istiyorum ben. Evet. Sen nerede okumuştun sosyolojiyi? Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya'da okudum. Ondan sonra hiç bir daha devam etmek istemedin.
Yani bu arada şeyi... sosyolojisi üzerine çalıştım. Sonra da işte kamera arkasıyla başladım. Bir programında kamera arkasında kariyerine başlayan Hande Doğandemir, kameranın arkasında Fransızca konuştuğu için ekip tarafından dışlanıp Kahramanlar dizisiyle önüne geçer kameranın. TRT Okul'da 26 yaşındayken yaşına başına bakmadan Hatırlar Mısınız isimli bir program sunan Hande'nin oynadığı işlerden bazıları şöyle. Bir Bulut Olsam, Keskin Bıçak, Sen de Gitme, Böyle Bitmesin, Leyla ile Mecnun, İbret Ailem, Güneşi Beklerken, Bana Masal Anlatma, Her Şey Aşktan, Hayatımın Aşkı, Kaybedenler Kulübü, Can Kırıkları. Sadece bu isimleri arka arkaya saysan sağlık sigortanı yenilemezler. Bu isimleri her gün tekrar etsem başına iyi bir şey gelmez zaten Hande'cim. Kız arkadaşlarım için kavga ederim. Her Angaralı biraz melankolik gibi tuhaf açıklamalardan başka saçmalamasına da rastlamadık bu tatlı kızımızın. Aşk hayatında başına gelen ufak tefek şerefsizlikler dışında gözümüze batan pek bir şey de yok. O yüzden benim için tatsız bir konuk. Bir tane programın kamera arkasında başladı. Çok teşekkürler, evet. Diyebiliyoruz. Sonra ne oldu da önüne geçtin? İşte ya, izlediklerini çok beğenmedim herhalde ondan. Cidden bu iddiayı karşılamışsın. İzlediklerin sarmadı deyip kamera karşısına geçtiğin ilk iş Kahramanlar dizisi. Ne var abi? İki koca ay ekranda kaldı. O kadar haklısın ki. Ya biraz kısa kalmış olabilir ama yani. Evet, evet. Devam edelim. Ama sen sanırım çok iyi koku alıyorsun bu konuda. Özellikle ekran süresi uzun olmayan işler konusunda demek istiyorum. Yine oldukça iddialı bir dizi olan Racon'da Mehmet Aslantuğ, Barış Arduç, Seçkin Özdemir, Sezin Akbaşoğulları ve sen başroldesin. Evet. Ve dizi tam 5 bölüm. Hayır abi, 4. Pardon. Sonra da şey var, İbret Ailem, o da 8. 8? Allah arttırsın. Yine iyi gitmiş. Ama şey, yani seninkilere bakarsak bence çok iyi. Çünkü rekor sende. Ne rekoru? Tek bölümde kaldırılan dizi rekoru. Benimki fragmanda kaldı. Neydi o? Kaldım. Ne o? Neydi onu? Hayati ve diğerleri. Hayati ve öbürsüler. Aslında bir sanat işiydi. Anlaşılmadı. Evet evet, çünkü şey, ilk bölümün fragmanında kaldırılmasına karar verildi. Sağ olsun. Sonra şey bir daha bir şans vermek istediler ama yazın bir devam et. Tabii tabii, yazın böyle kapı duvar falan yıktı ya. O kadar iyiydi yani. Kapı duvar yıkan işler demişken senin Muhteşem Yüzyıl'dan da bahsedelim istersen. Bahsedelim. Pardon, seninki kösemdi değil mi? Evet. O Muhteşem Yüzyıl kadar fırtınalar estirdi diyemeyiz. Daha çok hafif bir televizyon dünyasına yel girdi diyelim. Abi bir saniye, orada bir parantez açmak istiyorum. Ben o şey, final bloğuna konuk olarak katıldım. Öyle bir iddiam yoktu İbrahim. Aa, havan bastı. Orayı kaçırmışız. Gerçekten mi? Evet. Evet, kaçırmışız. İnanılır gibi Devam değil. Devam edelim. Senin şeyden de bahsetmek istiyorum ben. Evet. Senin de rol aldığın böyle çok iyi bir şey vardır mutlaka. Şey... Ne o yani, mutlaka vardır hatırladığınız bir şey herhalde. Ben şimdi çok şey yapamıyorum İbrahim'in böyle estirdiği. Var mı? Ben yok, mutlaka abi. Vardır. Yok. Yok. Moralim çok bozuk baboli. Vallahi bitiriyorlar diziyi, ben size diyeyim. Evet. Bölüm başı 250 figürasyon bitiriyorsunuz ya. Hayır, figürasyon bulamıyor artık kanal. Hepsi Dirilişte falan oynamak istiyormuş. Orada kıl çadır, bir kuzu kol falan veriyorlarmış insanlara. Sizde hep dayak. İnsanlar sıkıldı. Asfalt, işkence, bunlar yoruyor tabii insanları. Galiba öyle oldu. Aa, baboli biliyoruz da söylüyor. Yala. Bir de bak, aa bak. Ozun var ya, milletin midesi kalkmış hep ya. Miyop olmuş bütün seyredenler. 12 sene ya. Ah bak, şimdi dedim ama. Ya baboli kusura bakma da. Nerede mantar tabanca patlasa, siz 12 yıldır arabaya doluşup ona gidiyorsunuz. Bir tane işi de demediniz ki Rüstemlerin ekip çözsün. Yani 3 kuruş prim için değdi mi ya? Ben dedim, başlama yine. Bırak şimdi ya, kendine kızıyorsun, acısını benden çıkarma. Bak yine girdiler birbirlerine. Suçu da attı garibana. Adam pislik çıktı Rıza baba.
Hüsnü haklı. Oha, bir tek Mesut mu yani? Gel paşam, bitirelim biz bu işi. Senin taş gibi baba sahnen var zaten. Okey mi? Şimdi bu hatırlayamadığımız işler demişken, senin bir de Keskin Bıçak diye bir dizin vardı. Evet. İbrahim Çelikkoğlu'la. Evet, o da işte ilk baş rollerinden biri kendisiyle. Evet, yine 8 bölüm sürmüş. Evet abi. Özellikle ben konsept çalışıyorum. Ama ardından? Evet, ardından Güneş'i beklerken. Orada zaten... Orada estirdik. Orada neler oldu neler. Orada zaten i̇şte Kerem... orada kapı duvar yıkıldı. Hakikaten ya. Evet, orada gerçekten kapı duvar yıkıldı. Kerem Bürsin'le de müthiş bir ikili oldunuz siz. Değil mi? Evet, evet. Öyle çok sevildim. O, bak, seyirci de diyor ki evet. 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 Sevmiş miydiniz? Hatta sen bu partner seçme konusunda o kadar iyisin ki senin seçtiğin partnerler şu an kendileri partner oldu. Ve sen yoksun anne. Şey, Kerem'le İbrahim'den bahsediyorsun. Evet, evet. Çünkü ben artık kadın başrollerinin olduğu projeler seçiyorum. Mad Men kaç sezon? Artık o ne be? Tuzlu su. Tuzlu su değil mi? Bana bakın. Tuzlu su, tamam. Evet, Mad Men kaç sezon be? 7 sezon. Ama Mad Men'i de bil ya. Yabancı öyle dizi... herkesin izlediği şey izlemiyor. Suits. Kaçıncı sezonu? Şey, 6. Mal 6 diyecektim. 6. 6 mı? 7 bence 6 de. 6 mı? Kaç? 7 mi? Ben korkuyor de 6 diyecektim. Vallahi 6 diyecektim. 8. Afiyet olsun. Hayatta içmem ben okusturur. Bunu. Vallahi içmem. Okusturur. Bu deve deviren zaten. Arkadaşlar neden böyle şeyler hazırladınız? Tamam yeter. Gel tamam. 2. 2. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ama bildim 2. Evet. Ne içtin, ne içtin? Çok çirkin bunlar. Allah belasını versin. Gerçekten çok kötü. Bunu da boş koymuşsunuz buraya. Anam ağladı. Oo. Sirke içtim ben. Şuna su koyun. Handmaid's Tale. İkinci sezonu bitirdim tabii ki. 2 sezon yayınlandı. Ya Ebru! Evet. Bu ne? Çok çirkin. İç. İç, iç. Bu balzemik hep bana giriyor ha. Sen beni anladın Ebru. Ne diyorsun la? Tatkul Bilik gibi. Ayda. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Sen Çemberimde Gülo'da neredeydin? Ankara'da mıydın, İstanbul'da? Ankara'daydım. Ankara'da. Evde çekirdek çitlerken izliyordum annemle. Aa, ne gidi günler. Ay be. İçeyim ben en iyisi. İç. Allahsız kahretsin. Gerçekten. Alkışlayalım Hande'yi. Müthiş bir rezaletti. Evet, cidden şaka bir yana sevgili Hande, can kırıkları başladı ve fena da gitmiyor. Bir de Hande şimdi hiç aşk hayatına falan girmeyeceğiz evet. Tabii ki burada. Seni de sıkıştırmak falan istemiyoruz. Çok teşekkürler. Ama zaten son işlerini böyle üst üste koyunca aşk hayatındaki dalgalanmaya dair de acıklı bir şiir çıkıyor ortaya. Okumak isterim. Her şey aşktan. Hayatımın aşkı. Kaybedenler kulübü. Ve son olarak can kırıkları. Yani bunların totalinde söyleyebileceğimiz ekip adına söylüyorum. Çok geçmiş olsun karşım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Peki sana şeyi soracağız. Çok merak evet. ettiğimiz bir konu. Kaç dizide gelinlik giydin? Hepsinde giydim. Ya inanılır gibi değil. Hepsinde giydim. Yani hani... Evet. Hayır tutanından tutmayalım ha. Hande'yi bulup gelinliği üstüne geçirmişler. 3 bölüm mü? Ay abi finalde yapıştırın gelinliği de.
Öyle bir şey var, çok acayip. Evet, hepsinde giydin mi ya? Hepsinde istisnasız. Peki sever misin gelinlik? Bayılırım. Biz sana gelinlik getirdik şimdi. Dünyadaki en büyük memeli göçü son 30 yılda Çin'de oldu. 230 milyon insan kasabalarından göçtü ve nüfusu 2 milyonun üzerinde olan neredeyse 90 yeni şehir kuruldu. Sevgili Hande, Kaybedenler Kulübü'nün özellikle zamanlaması çok iyi olmuş gerçekten. Ne gibi İbrahim'ciğim? Hani Tevekkeli filmin adı da Kaybedenler Kulübü yolda ya. Yani ha. O zaman kaybetmiyorsan bile ufukta bir kaybediş varmış. O iş öyle değil. Canım benim, filmin sonunda ben kazanıyorum. Can kırıkları ile ilgili bir şey söylemek ister misin? Nasıl gidiyor? İlk kamera önü kariyerinde yaptığın gibi polis oynuyorsun. Evet, evet. Bu bir evet. İşaret mi acaba? Şaka şaka. Vallahi çok çok keyifli ya. Biz güzel kendi aramızda. Pek seyreden biz yok bize. Ama çok eğleniyoruz. Biz Şubat'ta çalışırken Onur Ünlü derdi öyle ya. Alican'ın, yine Alican'ın. Dur. Kendisi de üçüncü işimiz. Tabii. Alican Yücesoy da Can Kırıkları'nda. Bir gün Şubat'ta oynuyoruz. Alican bir sahneyi hani çok heves etmiş. Yani çalışmış gelmiş. Zaten hep çalışır gelirdi ama. Onur'u da böyle o gün hadi ya boş ver yakında almayalım falan gibi bir hali var. Abi şunu şöyle yapalım falan diye çok ısrar etti Alican. Onur dedi ki ya Onur zaten bir tek ben seyrediyorum yani. Allah aşkına gidelim yani. Ha, öyle bir şey değil tabii ki. Yok yok, o zaman da öyle bir şey değildi zaten de. Güzel güzel ya, çok ekibiniz güzel. İkibiniz çok iyi, isimlerini burada söyleyelim. Evet işte Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Ali İpin, böyle Hazar Motan, Kemal Uçar. Çok tatlı bir ekibimiz var. Bir kere bir kadın hikayesi, o yüzden ben çok heyecanlandım. Ya sonu ne olursa olsun bilmiyoruz tabii ki. Kaç bölüm oldu, onun ne kadar iyi bir şey olduğunu karşılamıyor bugün. Tabii ki canım, artık öyle bir şey kalmadı. O yüzden biz yani böyle bir iş yaptığımız için mutluyuz ben de. Biz de senin adına mutluyuz. Hatta bu memlekette kadın başrollerinin olduğu polisiye işlerin çekilmeye başlamasını belki de bir adım olarak belki düşünüyoruz. Evet. O yüzden umarım bir başlangıç yerse olur. Can Kırıkları'na da buradan bir alkış gönderin. Bakalım işte nereden. Peki sen Game of Thrones'ta oynamayı hayal ediyormuşsun gibi bir duyumumuz var. Böyle kalesi oynasam oynardım yani falan gibi. Muhtemelen soru böyle değildir, cevap böyle değildir de öyle Game of Thrones hayalin var mı hiç? Oldu mu yani ya da oynasam iyi olur dedik. Yani, ya da şöyle ya. Sorayım. Dünyada içinde olmak istediğim bir proje oldu mu hiç seyredip abi şunu da oynasaydım dedim. Ya belki şöyle bir şeydir. Hani ne izliyorsunuz, neyi seviyorsunuz dediklerinde cevabım hani Game of Thrones olmuştur. Tabii söylene söylene yani çok, o. Çok söylene söylene Ankara öyle bir şey. Dudaklarının senin olmadığını iddia eden bir güruh var Hande. Abi evet ya. Neden böyle bir şey var? Bilmiyorum ya, ben baş edemiyorum bunu. Evet ben mesela 10 senedir falan tanıyorum en kötü seni. Daha böyle yani ne yapayım? Çok merak eden vardıysa onu da sorduk. Evet. Bence bugün bu çok önemli problemi çözdüğümüz için çok mutluyum. Dudaklar Hande'nin kendi dudaklarıymış sevgili izleyenler. Bizim de beklediğimiz gibi olmadı. Abi gerçekten bu şey gibi mutsuz rap müziği ilk defa duyuyorum. İstediğiniz geldi işte Hande Doğan Demir. Ya rapim inşallah 1 milyon izlenir. Evet şimdi gerçekleri söyleme zamanı, pek yapışacak gibi değil o Can Kırıkları. Aman İbrahim hani nerede vizyon? Ben varım burada oraya yaz 50 milyon. Madem gerçekleri söyleme zamanı, fena halde kıskanıyorsun Can Yaman'ı. Güneşi beklerken ağaç olduk burada. Jübileni yapmalıydın TRT Çocuk'ta. Oynadığın her rolde gelinlik mi giydin? Kaybedenler Kulübü'ne ömürlük mü girdin? Şimdi hatırladım sen de oynamıştın Şubat'ta. Zor oluyor tabii başrol olmayınca. Kıyafetin çok güzel senden olmaz manken. Treni kaçırdın güneşi beklerken. Hayali Game of Thrones'ta oynamakmış. Bunu duyan ejderha hemen işi bırakmış. Anladık dudakların geliyormuş aileden. Rica ederim şu mikrofonu bırak artık elinden. Merak etme sigortalı Can Kırıkları. Olmam kalesi sevmem taht oyunları. Fönle düzeltemezsin o kıvırcık saçları. Evine dön bence artık say koyunları. Yeeeey! (Gülüyor)
Bundan 30 yıl kadar önce şarkıların intro bölümleri 20 saniye sürüyordu. Oha! Artık 5 saniye. Çünkü bir elimiz o bir sonraki şarkıya geçme tuşunda artık. Dizilerin jeneriklerini atlıyoruz. Önümüzdeki biraz yavaş yürüse, metroyu 2 dakikayla kaçırsak öfkeleniyoruz. Yarışıyoruz. Aynı anda hep bir şey daha yapıyoruz. Biriyle telefonda konuşurken bilgisayarda bir şey yazıyoruz. Film izlerken mesajlaşıyoruz. Bir şeyleri kaçırabiliriz çünkü zaman yok. Hayat sürekli elimizden kaçıyor gibi geliyor. O yüzden koşuyoruz. Dünyaya yetişmeye çalışıyoruz. O kadar vaktimiz yok ki bir hayata ikinci bir hayat daha sığdırmaya çalışıyoruz. Eski insan bir yerden bir yere gitmek için yıllarını harcıyordu. Biz dünyanın bir ucuna birkaç saatte gidiyoruz. Yapmamız gereken yepyeni şeyler var artık. Artık hiçbir şeye yetişemiyoruz. Tüm bu teknolojiler bize zaman kazandıracaktı ama onun yerine bizi o zamanın içine hapsetti. Endişe sahibi insanlara dönüştük. Atalarımızdan daha hızlı konuşuyor, daha hızlı yürüyoruz. Ama dünyanın hızına yetişemiyoruz. Modern dünya hızla dönüyor. Dünya hızlanmadan büyümüyor. Dünyaya yetişmek, bu dünyadaki yerimizi korumak için koşmak zorundayız. Her şeyden geri kalmaktan korkuyoruz. İş yerlerimizde dirsek dirseğe çalıştığımız insanlarla yarışıyoruz. Neyle yarıştığımızı bilmiyoruz bile. Büyük bir endişeyle yaşıyoruz sadece. Ağaçları kesiyoruz ama onlar öyle biz istiyoruz diye büyümelerini hızlandırmıyor. Yüzlerce yıl alıyor bir ağacın büyümesi. Doğa kaynaklarını hıza kurban ediyoruz. Eskiden bir mendile aşık oluyordu insanlar. Artık öyle aşklar yok. Şimdi bir mendile aşık olup hayal kurmaya zaman yok. Bir kitap okumanın zevkini almak için sadece otururken, şimdi sadece o kitabı satın alıyoruz. En hızlı şekilde okumaya çalışıyoruz. İnternet, ay bu çok uzunmuş, ben bunu okuyamam diyen insanlarla dolu. Bir şeyden keyif almaya vaktimiz yok. Kupkuru bir haz koleksiyonculuğuna döndü hayat. Bir manzaraya uzun uzun bakmıyoruz. Bir şeyleri tüketip kenara atıyoruz. Çekler, aylaklara tanrıların pencerelerini seyrediyorlar dermiş. Tabii ki aylak aylak gezelim demiyoruz. Ama hayal kurmaya vaktimiz yok mu gerçekten? Ruhlarımızın hızı ayaklarımızın hızına yetişemiyor. Dünya ile aramızdaki zamanlama sorunu bizi kaygıya yönlendiriyor. Sonunda da tükeniyoruz. İyi geçirdiğimiz bir hayat bir sürü güzel anın toplamı değil mi? Çok eğlendiğin, saate bakmadığın hani. Bir hayatı güzel kılan şey ne? Birine dokunduğumuz anlar. Gözlerimizi mutluluktan veya üzüntüden dolduran anlar. Her yerde birinci olamayız. Her şeyi izleyemeyiz, her şeyi bilemeyiz. Biraz da kusur kalmayalım mı ya? Hanımefendiler, beyefendiler, konuğumuz Hande Doğandemir'di. Haftaya salı biz yine Zeppelin'de olacağız. Paylaşmak için hepinizi bekliyoruz. İyi akşamlar.